Herkese merhabalar. Apple'ın MacBook'larda kullandığı, daha doğrusu laptop ürünlerinde kullandığı manyetik konnektörlerin ev yapımı, kendi işlerimizde kullanabileceğimiz bir çeşidini yapacağız. Tabii ki böyle bir sistem yapamayız. En basite indirgenmiş şekilde yapacağız. Konnektörümüz iki kutuplu olacak, artı ve eksi olarak. Şöyle bir kablo parçam var. Bu klasik şu şekilde kablo konnektörlerinden erkek olanı. Bir tane de neodim mıknatısım var. Bunun için plastik cımbız kullanıyorum. Bir de makaronlarım var. Isınınca daralın. Bu şekilde 4 tane kablo hazırlayacağız. Bende kırmızı ve siyah olarak var. Kırmızıları artı, siyahları eksi ya da şasi olarak kullanacağız. Bu kısımda tabi normalde şu şekilde yapıp sıkıştırılır, fakat ben sadece şurada klipse tutturacağım. Dediğim gibi yüksek voltajlarla çalışacak değiliz. 12 voltluk ufak işlerimizde kullanırız. En sağlıklısı buraya lehimle birleştirmek tabii ki bu kablomuzu. Bunu dilerseniz daha geniş de yapabilirsiniz. Bu şekilde daha sağlıklı olur. Ama ben genişliğini kısa tutabilmek için böyle büküp, hatta mıknatısımı da bölerek kullanacağım. Neodim mıknatıslar çok çabuk kırılır. Tabi bu işlem öncesinde şu kısmı yalıtmak için makaronumu kullanacağım. Soğumasını bekliyorum. Ben bunun kırmızısını hazırladım. Şu şekilde sırt sırta vereceğiz bunları. Burada dikkat etmemiz gereken, ilkini yaptıktan sonra diğer mıknatısı ters yapmak olacak. Şimdi ayırıyorum. Ve mıknatısını ters çeviriyorum.
Şu anda etikliyor. Evet, çok da yapışmadı ama. Diğer kablomla bir büyük boy makaronla yanlış kutup yapışmıyor. İstediğimiz kutuplar yapışıyor birbirine. Evet. Konnektörüm bitti. Şimdi yine ev yapımı kısa devre ölçüm aletimle ölçeyim. Büyük ihtimal buraya yapıştırıcı sıçradı. Evet, şu anda bağlantımız tamam. Evet, bu şekilde zayıf olduğunu düşünüyorsanız buradaki mıknatıs sayılarını ya da büyüklüğünü artırabilirsiniz. Daha önce dediğim gibi şu şekilde yapıp daha büyük mıknatıslar kullanabilirsiniz. Daha da bu fikri geliştirebilirsiniz tabi. Şimdi bu şekilde olmasının bir dezavantajı daha var. Buraya toplu iğne ataç bir şey dokunabilir. Dokunduğu zaman şase yapar. O yüzden de şu tür bir bağlantı yapabilirsiniz. Asimetrik olduğu için yani çok da birbirine değme ihtimali olmaz diye düşünüyorum. Dediğim gibi geliştirilebilir. Mıknatıs sayılarını artırarak daha kuvvetli konnektörler yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.